İlahiyatlardaki reformistler, ilahiyatlardaki mutezile kafası, Vehhabi kafası, IŞİD kafası, Şia kafası, bürokrasideki kafalar artarak devam ediyor. Bir de oradan çıkan boşlukları da bunlarla dolduruyorlar. Malzeme olmadığı için. Onun için bir batıldan kurtulunurken öbür batıla gidiliyor. Ve bir yanlıştan kurtulabilirken öbür yanlışa gidiliyor. Pislik, pislikle temizlenmez. Anlayan yok. Burada su var. Tertemiz su var. Ehli sünnet, halis ehli sünnet var. İnsanlar var. Şura yok. İstişare yok. İstişare kimle yapılıyor? Efendim, din şurası. Din şurasındaki adamların bu halktan ne haberi var? Sosyalden ne haberi var? Milletin durumundan ne haberi var? Memleketin ihtiyacından, zaruretten ne haberi var? Bu adamların, bu şuradaki adamların hangisi efendim bu paralel yapar karşı, dinler arası diyaloğa karşı bu milleti uyardı 8-10 senede? Bir kişi uyarmadı. Hangisi IŞİD'den evvel IŞİD'e karşı uyardı? Bir kişi uyarmadı. Hangisi Şia tehlikesi var, dolu İran ajanı var? Hangisi uyardı? Bir kişi uyarmadı. Bunlar din meselesi değil mi? Bak memleket terörist oldu. IŞİD doldu. Ondan sonra PKK'yı konuşmuyorum. PKK zaten Marksist, seniniz, dinsiz, kitapsız. Gavur. Ben İslami teröristleri söylüyorum. İslami geçinen teröristleri söylüyorum. Şimdi bu asker kılığındaki teröristler, askerin çoğunu tenzih ederiz. Çoğunu tenzih ederiz. Adamlar kahramanca savaştılar. Bak yedi kurşun yedi diyor albay. Hala durmamış adam. Yedi kurşunla diyor artık öleceğim anladım. Ama ölmedi elhamdülillah. Telefon ettim diyor vali yardımcısı mı ne tanıdığı varmış. Akrabası, hemşerisi. Dedim ki diyor çocuklarım sana emanet. Biz artık burada ölüyoruz. Çünkü direniyorlar. Direnmeseler o albaylar, o yarbaylar, işte amiraller, birçok generaller direndi. Direnmese bütün herif şeyi ele alacak. Yani silah lazım oluyor. Bunlar bu kadar direniş beklemediler. Silahları bitti. Ama işte depoların başındakiler evden hemen kalktık gittik diyor. Öbürü oradan gitti burada. Bana ne lazım, ben görevde değilim, izindeyim demedik diyor. Kaç kişi bu şekilde şehit olan var, gazi olan var, yaralanan var. Adam şimdi dalağım gitti diyor, böbreğim gitti diyor o albay. Allah acil şifa ihsan etsin. Askeriye de çok büyük başarı var ya. Askeriye yıpratmayalım. Yıpratmak tamamen Amerikan projesidir. Askeriye yıpratmak. Allah vatanı milletini seven, hain olmayan askerlerimizi, polislerimizi muvaffak eylesin. Biz devamlı duacıyız. Askeriye de çok kıymetli insanlar var. Şehit olmayı göze aldılar. Bu zalimleri durdurmak için. Canını malını feda ettiler. Yani sivilde var da askerde yok mu yani? Kaç kişi askerde de onlara direnirken şehit oldu. Bu darbeciler. O da asker. Onun için bunlar asker masker değil ya. Bunlar yine İslami geçinen terörist. Bak onun için diyorum IŞİD nereden geliyorsa, İran'a tehlikesi nereden geliyorsa bunlar da aynı. Dini yönden milleti kandırdılar. Çünkü neden? Bazılarla, sohbetlerle, şunlarla bunlar. Ya adamın sohbeti doğru şeyler konuşabilir. Peki sonra ne diyor sana? Geliyorsun diyorsun ki hocam işte ben içki içmezsem atılacağım. İç iç oğlum iç. Bunu özelde dedi sana. Daha bu hocanın sohbetinde ne dediği muteber olur mu? Sana nasıl der ki içki iç? Sana nasıl der karını aç? Nasıl der ki git zina et? Bunlar demiş bunlar.